sistemde erkeklerde bronz madalya mücadelesi. Bir tarafta Birleşik Amerikalı ki kırmızı formasıyla şu anda atışını yapmakta olan sporcu Jake Kaminski ve rakibi İspanyol Sergio Del Olmo Molto. Jake Kaminski de Amerika Birleşik Devletleri takımında yaklaşık son 6-7 yıldır üst düzeyde olimpiyatlarda, dünya şampiyonlarında, Avrupa dünya şampiyonlarında derece almış bir sporcu. Yani kaliteli bir sporcu. Çok iyi, seviye yüksek zaten. Dün yarışmamızın World Archery'den, Dünya Okçuluk Federasyonu'ndan yabancılarla ilgili teknik delegemiz var. Juan Carlos'la oturduk konuşuyoruz. İlk 64 sıralamadaki ilk 60-64'e bakıyoruz. Altı nokta şu anda Antalya'da yapılan yarışmada. Tam gün okçu dediğimiz mesleği okçuluk olan insanlar. Yani profesyonelce bu işi yapıyorlar. Ve yavaş yavaş birçok ülke buna geçmeye başladı. Kore'de zaten öyle hocam. Evet, yani bizde de bu çalışmalar yavaş yavaş başladı. Tohum merkezlerimiz kuruldu, olimpik merkezlerimiz kuruldu. Çeşitli branşlarda, olimpik branşlarda. Gençlerimiz burada eğitimlere başında antrenörleriyle düzenli olarak yaşıyorlar. Antrenmanlarını yapıyorlar, okul, eğitim, öğretim yaşantıları devam ediyor. Başlarında doktorları, psikologları, fizyoterapistleri şeklinde. Bu şekilde biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz ülkemiz olarak. Harika. Gerekebilir çünkü beraberinde ülke için gerçekten çok büyük bir tanıtım. Tabii. Çok. Milyonlar ulaşıyorsunuz. Bakın burada. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kanada'da Metin dünya şampiyonası vardı. Bütün dallarda Koreli sporcular birinci oldu. İnanır mısınız, ben havaalanında kendimi Kore milli marşını ıslıkla çalarken buldum. Çok ilginç. Bir anda ne çalıyorum ben dedim. Çünkü sürekli olarak o marşı dinlemişiz çünkü. Bu kadar ilginç bir konu ve tabii saygı duyuyorsunuz diğer taraftan da. Bu arada hemen Metin şunu sormak istiyorum. Şimdi bir birlik beraberlik var şu anda. Çünkü aynı beraberlik puan olduğu için bir puan. O iki puan alacakken tabii bunlar paylaşılmış oluyor, evet. Değil mi? Şimdi yavaş yavaş biz de yani Kore Milli Marşı'nın yanında Türk Milli Marşı'nın da yıldızlar ve gençler. Yıldızlar nedir? Lise çağında dediğimiz 15 ile 18 yaş arası. Üniversite çağı dediğimiz 18-21 yaş arasında dünyada ve Avrupa'da ilk üçteyiz. Yani son dönemde. Çok iyi bir ekip geliyor. Kesinlikle. Yaklaşık 8-9 senedir altyapıya önem verdi Türkiye Okçuluk Federasyonu. Düzenli eğitimlerle, kamplarla, malzeme yatırımıyla. Şu anda A milli takımda, genç milli takımda bulunan sporcuların %99'u bu kamplardan yetişmiş çocuklar. Yani Avrupa'da ve dünyada ilk üçte kesin yani derecelerimiz var. Son 3 yılda kesinlikle çok güzel derecelerimiz şimdi var. Şimdi zaten aslında şimdi Uğur Erdener'in federasyon başkanı olduğu dönem. Tabii. Şimdi Abdullah Topaloğlu'nun olduğu dönem. Hakikaten burada o kadar çok emeği geçen insan var ki. Hakikaten ama bir sistem. Mario'ların olduğu dönem, evet. Değil mi? Cumhur Yavaşlar. Hakikaten unutulmaz isimler var. Emeği geçen insanlar. Ve şu anda da zaten Antalya'da da bir başkasına veriliyor. Dünya Kupamız devam ediyor orada. Hakikaten. Evet, dediğim gibi ama sadece Türkiye'nin değil, belki bütün insanlığın atasporu, okçuluk değil mi? Evet, Betim, evet, biraz önce evet. Çok güzel söyledin bundan, onu sen. Bundan dediğim gibi 8000-9000 sene öncesine dayanıyor. Haliyle bu kadar eski olunca işin felsefesi giriyor. Yani ilk ok atan Hazreti Adem olduğu kabul ediliyor. Hani cennetten, cennet ağacından yapılma 3 ok ve bir yayın Cebrail Aleyhisselam tarafından Hazreti Adem'e verildiğidir. Yayı gösteriyor Adem, Hazreti Adem yayı soruyor. Bu nedir diyor. Cebrail Aleyhisselam bu Allah'ın gücüdür, kuvvetidir diyor. Yani oku soruyor bu nedir diyor. Allah'ın şiddetidir diyor. Mesela Türk askeri oka benzetilmiştir. Bununla ilgili hani hadislerimiz var. Mesela ok atmak birçok nafile ibadetten daha hayırlıdır demiş Peygamber Efendimiz. Çok ilginç, evet. Bu ok meydanlarının kuruluşu da ilk Müslüman orduların komutanı Ebu Bin Vakkas'tır. Aynı zamanda okçuların piridir. Peygamber Efendimiz tarafından böyle görevlendirilmiştir. Bu da bir savaşta yayını Ebu Bin Vakkas'a veriyor. Ona ok yetiştiriyor. Ya Ebu Bin Vakkas at diyor, anam babam sana feda olsun diyor. Ve bunun üzerine şu hadisi söylüyor. Yani oku yapana, atana ve onu ona ulaştırana, ayağını bastığın yerden, okun düştüğü yer kadar cennetten bir yer ayrılacaktır diyor. Ondan sonra bu ok atışları, bu meydanlar kuruluyor. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u şehri yeniden düzenlerken
padişahlığın her yerinden okçuları ve yaycıları toplamış. Bugün Kapalı Çarşı'da okçular sokağı vardır, yaycılar sokağı vardır. Kapalı birisi, Çarşı'da. Evet, birisi tabii şu anda o sokaklarda ok veya yapan yok ama sadece yay yapar, ok yaparlarmış. Ama isimlerin olması kesinlikle, bile zaten buradaki kesinlikle tarihsel vurgunun değil mi? Mesela önemini ortaya koyuyor. O dönemin koyuyor. Beşiktaş'ı ve Galatasaray Fenerbahçe müsabakası dediğimiz mesela o dönemde toz koparan İskender'le Bursalı Sücağ'ın yarışmasında. Bursalı? Bursalı Sücağ. Sücağ. Evet. Kapalı Çarşı kapatılmış, kepenkleri ok meydanında panayırlar kurulmuş onlar yarışacağı zaman. Toz koparancılar ve Bursalı Sücağcılar diye ekipler varmış, taraftarları varmış adamların. Ve o kadar önemli bir ilgi kesinlikle gösteriliyor. Çünkü değil mi? Okçuluk şöyle bir şeydir, insanın nefsini, kibirini törpüleyen, onun dikkatini, konsantrasyonu ve motivasyonunu geliştiren, bireysel gelişim için kullanılan sayılı sporlardan. Evet. Öz disiplinle çok ilgili kesinlikle olduğu için herhalde değil mi? Evet, kesinlikle. Ve orada o konsantrasyon, o beraberinde belki hakikaten insanın o öz denetimini sağlayan tabii bir spor dalı ve bir de yaşı yok sayın seyirciler. Evet. Hakikaten mesela benim bir tanıdığım var, 63 yaşında başladı bu spora ve çok çok mutlu olduğunun altını her defasında çiziyor, onu söylemem lazım. Ve gerginliği aldığını da söylüyor. Çok da ruhsal olarak da çok iyi olduğunu, çok iyi durumda olduğunu söylüyor, vurguluyor. Sayın seyirciler, biraz önce 3-1'lik üstünlüğü olduğunu görüyoruz Jake Kaminski'nin. Ve şimdi 3. serilerdeyiz. Onu da hemen söyleyelim. Bu güzel bilgilerden sonra, bu genel bilgilerden sonra şu anda izlemekte olduğumuz olimpik sistemde erkeklerde bronz madalya mücadelesi. Erkeklerin yayları daha sert olmasına rağmen sarı atamıyorlar. Evet, derken, zaman tam o sırada geldi. Böylece Jake Kaminski şu anda atışlarını tamamladı ve Sergio Del Olmo Motto'dan da belki maçın başından bu yana atış. İlk defa onlar geldi. Jake Kaminski'den 7 puanlık bir atış ve İşte şimdi 5-1'lik bir üstünlüğü var. Beraberlik yetiyor şimdi. Beraberlik Amerikalı olacak. Beraberlik yetiyor. Bir puan alması yeterli. Çünkü 6'yı bulmuş olacak. Evet, 6'yı bulmuş olacak. Ve şu anda izlemekte olduğunuz Sergio Del Olmo Molto ile Jake Kaminski arasındaki mücadele biraz sonra sona erecek sayın seyirciler. Ve ardından da olimpik sistemde bayanlarda altın madalya mücadelesine geçeceğiz. Daha sonra olimpik sistemde erkeklerde altın madalya mücadelesiyle bu bölümünde, yarışma bölümlerinin de sonuna gelmiş olacağız. Ama yağmur açısından da açıkçası sabah ben baktığımda biraz korkmuştum açıkçası. Fakat şu anda herhangi bir yağmur problemi yok herhalde, öyle değil mi? Dün ve evvelki gün hava çok kapalıydı ama şu anda sade rüzgar var. Bu arada 3. yılı bitiriyor olmamıza rağmen Meydan Okçular Vakfı'nda şu anda Makaralı Yay Büyük Bayanlar'da Evrim Sağlam diye sporcumuz milli takımda görev almaktadır bu sene. Evet, milli sporcu da yetiştirmiş bulunuyoruz şu anda Okçular Vakfı'nda. Yaklaşık 10 civarında hocamız var. Bu eğitimlerin sonucunda milli takım seviyesine ulaşmış sporcularımız da mevcut. Kendisine buradan Antalya'ya şans dileyelim, şans dileklerimizi iletelim. Buradan çıkan bir sporcu. Tabii Okçular Vakfı spor kulübünün yetiştirmiş olduğu Evrim Sağlam, Makaralı Büyük Bayanlar'da Evrim Sağlam. Ay Yıldızlı Bayrağı gururla taşıyor. Evet. Dileriz olimpiyatlarda da görürüz bu sporcularımızı. Artık son seriyi büyük bir ihtimalle diyelim sayın seyirciler. Jake Kaminski'ye beraberlik de yetecek çünkü. Şimdi Olmo Molto'nun atışı çok büyük bir atış geldi. 6 puanlık bir atış geldi. Maalesef. Yani kötü bir puan ama havanın gazabına uğruyor. Kesinlikle. Ve bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden Jake Kaminski bu rüzgara rağmen ben yine de yoluma devam edeceğim diyor ve artık bronz madalyaya çok yakın olimpik sistemde Jake Kaminski. Bir kez daha Jake Kaminski'ye geliyoruz. Sergio Del Olmo Molto'dan 10 puanlık bir atış verdikten sonra şimdi 9 puanlık bir atış gerçekleştiriyor Jake Kaminski. Son atışı Olmo Molto'nun 9 puanlık bir atış geliyor. Ve artık Jake Kaminski
karşılaşmayı kazanıyor. Evet, ve böylece bronz madalyanın sahibi oluyor sayın seyirciler. 6 birlik üstünlüğü var öyle değil mi? Jake Kaminski from States of America 7. The winner is Jake Kaminski from United States of America. Evet, evet. 7-1.